Selam arkadaşlar, ben Soner Bey. Bugün size Nast Empires Wars oyununu anlatacağım. Anlatmadan önce ilk olarak başlayanlar için, oyun için hiçbir şey bilmeyenler için oyuna açtığınız ülkede en az 4 hesap açın ve bunları mail olarak onaylayın. Mail, oyunu açtıktan sonra burada resime tıklıyorsunuz, ayar bölümü, ondan sonra varsa hesaba. Şu anda benim Mars hesabı etkin olduğu için burada sizde Mars hesabı soracak. Mail adresinizi girin. Mail adresinize bir onay gelecek. Ama mail adresinize girerken girdiğiniz şifre sizin Mars hesap şifreniz olacak. Onu unutmayın. Daha sonra mailden onayladıktan sonra hemen arkasından başka bir maille 2 ya da 3 hesap daha açın. Çünkü farmlar çok önemli. Level yükseldikçe bakın kaynak çok aşırı istiyor. Ben şu anda 21'e basmak için bunu istiyor. 25-26 bazı videolarda baktım. Onu tek başınıza toplamanız çok zor. Aylarca sürebilir. O yüzden farmdan kaynak toplamayı başka bir videoda göstereceğim. Siz bulunduğunuz ülke dolmadan açın. Çünkü ülke çok çabuk doluyor. Ve dolduktan sonra başka bir ülke daha açıp kendi ülkenize getirmek için gerçek para istiyor. Bu da çok karışık bir mevzu. Ben hiç uğraşmadım ona. Şimdi anlatmaya başlayayım. Bakın buradaki dördü benim asker üretiyor. Bu zombi üretiyor. Şöyle zombilerim şu anda buna kadar üretebiliyorum. Bu şekilde zombilerim. Hemen yanında nişancı var. Lever bastım, leveri yükseliyor. Burada savaşçı üretiyor. Burada da araç üretimi. Bakın burada üstüne bastığınızda şu anda ben bunu kullanamıyorum. 22 leverde açmam lazım. Burada altta hangi leverde açacağınızı gösteriyor. O yüzden o leverlere bakarak hangi güçlü askeri açacağınız daha önemli. Ne kadar güçlü asker açarsanız o kadar güçlü savunmanız olur. Bakın burada herhangi birini, bu dördünden birine tıkladığınızda yeniden oluştur bölümü var. Bakın burada tüm 4 tane savaş gücü de burada. Savaşçı, nişancı, süvari, zombi. Bakın burada pil vererek bunları bir dakika bu çok fazla isteyecek. Evet nişancı. Bakın burada pil vererek lever atlatmanız gerek. Lever atlatınca artı 2. Tüm yetenekleri artı 2 artıyor şu anda açık olanlar. Şu yetenek daha bende açılmadı. Açık olanlar üstüne basarak görebilirsiniz. Onlar yükseliyor. Hepsini aynı. Pil vererek güçlendirmeniz lazım. Pilleri birazdan göstereceğim. Bakın burada benim askeri gücüm var. Şu anda askerlerim 146K askerim var. Burada sizin tüm hepsinin toplamı bir savaş gücü gözüküyor. Bu savaş gücüne tıklayarak da burada neyiniz olduğu asker savunmanız, ne kadar mayınınız olduğu onlara bakabilirsiniz. Burada da sizin askerlerinizin ne kadar yiyecek yediğini görebilirsiniz. Daha sonra burada yan tarafta etkinlik bölümü var. Buradaki etkinlik bölümüne tıklayarak bunu her gün bir defa mutlaka yapmaya çalışın. Kişisel silahlanma. Bunun üçüncü kutusu elmas veriyor. 15 levere kadar 1000 elmas veriyor. 15 leverden sonra artı 2 yapıyor. 2000 elmas veriyor. Üçüncü kutusu veriyor. Şu anda bunu yapmam için inşa savaş gücü istiyor bende. Burada altta hangisi istiyorsa onu yapın. Bir gün inşaat ister, ertesi gün değişir. Puan arıştırma ister. O yüzden inşaatı hızlandırırsınız boşa gider hızlandırmalarınız. Hızlandırmalarınız da lever atladıkça ya da zombi öldürdükçe alabiliyorsunuz. Tabii bunun ikinci ve üçüncü kutusu evet ikinci kutusu hızlandırma veriyor. Bakın daha fazla ödüller. Kutulara basarak ödülleri görebilirsiniz. Burada ittifak için özel etkinlikler de oluyor. Onu sağlam bir ittifaka girdiğinizde yapabilirsiniz. Oyunda ittifak da çok önemli. Çok iyi yardımlar oluyor. Kaynak yetmeyince isteyebiliyorsunuz. İttifak burada ittifak tıklayınca ittifak bilimi var. İttifak bilimine mutlaka bağışta bulunun.
Şu anda bizim ittifak biraz güçlendiği için ikinci bölüme bağış yapıyoruz. Bağış yaptıkça bakın burada iki çeşit size para diyeyim, para veriyor. Bunları bakın burada ittifak dükkanı. İttifak dükkanını bu bölümden, dükkan bölümünden alabiliyorsunuz. Burada istediğinizi bakın topladınız. Şu anda benim toplam gücüm burada ittifaktan alışveriş edebileceğim miktar. Buradan istediğinizi alın taşlarla size kendinize özel ittifak bağış yapıyorsunuz. İttifak yetkililerine yani dördüncü seviye yetkililerine ya da krala söyleyerek size istediğiniz bir elementin 10 lever kaynağını açıyor ve onu toplayabiliyorsunuz. Onu sadece siz toplayabiliyorsunuz. Sizden başkası giremez. Çünkü ittifakın kuralları öyle. Bakın diğer bölüm. Burası ittifakın mağazası. Buradan sadece LV4 yani ittifakın dördüncü üyeleri ve sadece kral buradan alıp dükkana koyabilir. Burada dükkanda olmayıp da buradan ihtiyacınız bir şey olursa dördüncü lever arkadaşlara ya da ittifak kralına söyleyerek sizin oraya koymanızı sağlar. Burada depo var. Bu depo sizin saldırıya uğradığınız anda koruyacağınız miktar. Yakıt 460K koruyor. Tabii çok az koruyor ama yine de yükseltin. Burada depoya tıklayarak garnizon var. Tabii bu tüm hepsinde garnizon hepsinde var. Belli bir leverden sonra geliyor. Garnizon bakın burada komutanlar var. Birazdan göstereceğim. Bakın bu sniper 0. Bu casus 0. Bunu ancak tüccar koyabilirim. Çünkü tüccar savunmayı çok fazla arttırıyor. Bakın şöyle tüccarı koyduktan sonra buradan seç deyince tüccar artık sadece onda duruyor. Ve tüccarı da istediğinizde bakın ana bina. Ben ana binada da tüccar var. Çünkü tüccarın yetenekleri çok iyi. Bütün üretmeler burada. O yüzden tüccarı istediğiniz yere koyabilirsiniz ama etkinliklerine bakın. Bakın bu mekanik kırmızı olarak gösteriyor. Şu anda hiçbir gücü yok. Ana binaya koysam boşuna. O yüzden böyle sırayla bakın. Hangisi en çok veriyorsa onu seçin. Daha sonra burada kafeterya var. Kafeteryayı mutlaka yükseltin. Ana binanızla aynı seviye olsun. Çünkü kafeterya yükseldikçe bakın burada sizin askerlerinizin yediği ekmeği azaltıyor. Bu da ekmek sizde daha uzun süre gidiyor. Çünkü ekmek azaldıkça askerleriniz yiyecek bulamadığı için eksiliyor diyelim. Mutlaka yiyecek bulundurun. Hemen onun altında araştırma merkezi var. Bakın araştırma merkezinde de garnizonda şu anda en çok veren tüccar. Tabii buraya araştırma merkezi için başka bir subay alacağım. Onun kartları da çok pahalı. Daha alamadım. Bu araştırma merkezinde daha sonra ilerleyen başka bir video ile ayrıntılı göstereceğim. Çünkü önemli bir konu. Burası araştırma. Eğer hiç araştırma yapmadan sadece asker ve lever basarsanız ezik bir hesap olur. İleride satmaya kalkarsanız hiçbir doğru düzgün fiyat etmez ya da hiçbir ücret vermeden bedava ver diye sizinle dalga geçebilirler. O yüzden araştırma çok önemli. Hemen onun yanında ittifak salonu var. Buradan ittifak salonuna geçebiliyorsunuz. Burada size her gün ödüller veriyor. Bu ödülleri alın. Burada ittifak üyeleri ne kadar etkin olursa burada o kadar iyi bir ödül alabiliyorsunuz. Üçüncüyü ben daha hiç alamadım. Burada da katkı. Az önce gösterdiğim gibi bağış yaptığınca ne kadar yaparsanız o kadar çok iyi. Çünkü bu 3 ödülü de alabiliyor, 2 ödülü de alabiliyorsunuz. Bakın burada üstte el işareti olursa ittifaktan biri yardım istiyor demektir. Bu ücretsiz. Direkt basın yardım yapın. O sonra buraya geçelim. Bakın burada komutanlar var. Şu anda benim elimde olanlar bunlar. Alamadıklarım burada. Komutanları da ayrı bir videoda göstereceğim. Çünkü yetenekleri var. Hepsinin kendine özel yetenekleri var. Yetenekleri de burada aşağı bölümde aktif yetenek yazan bölüme tıklayarak göstereceksiniz.
kullanacaksınız. Onlara başka bir videoda ayrıntılı göstereceğim. Komutanların hemen yanında poligon var. Poligon burada. Her gün bir defa ücretsiz değiştirme var. Ben onu kullandığım için 5 elmas istiyor. Vermeyin, değmez. Burada eğitime başla diyerek böyle tıklıyorsunuz. 100 tane, 200 tane böyle tıkladıkça artıyor, 100 artıyor. Ya da arttırmak istiyor musunuz böyle 100 tane kullanın, 100 tane kullanın. Geldi. Eğitimi durdurun deyin. Tekrar başlayın. Böyle 100-100 istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen onun yanında radar var. Radar ne işe yarar derseniz, radar sizin karşı bir düşman kalesine casus gönderdiğinizde size daha ayrıntılı rapor gönderir. Bu radar ne kadar yüksek olursa casus gönderdiğinizde o kadar ayrıntılı rapor alırsınız. Bakın burada cephane var. Malzemeyi tıklayınca burada komutanlara giydirecek olduğunuz elbiseleri üretmeyi gösteriyor. Burada sadece öncü kıyafetlerini üretmek için eşyalar var. Ben şu anda öncü yapıyorum. Burada diğerleri de var. Böyle yukarı tıklayarak istediğinizi yapabilirsiniz. Böyle istediğiniz birini üstüne tutup aşağıya böyle koymanız yeterli. Bunlar da komutanlarla ilgili olduğu videoda ayrıntılı göstereceğim. Çünkü buraya tıklayarak dönüşümleri falan var. Elbiseler de çok önemli bir konu. Savaşırken ya da kaynak toplarken çok işe yarıyor. Hemen onun yanında lojistik destek var. Lojistik destek sizin karşı tarafa düşmana asker gönderdiğinizde veya kaynak toplamaya asker gönderdiğinizde askerinizin kapasitesini arttırıyor. Burada yüksek tutun. O yüzden daha çok asker gönderirsiniz. Burada yardım merkezi. Benim 20 level olduğu için her gün bana 9 tane bedava kullanım veriyor. Ben kullandığım için gösteremeyeceğim. Burada istediğiniz birini tıklayarak 9 kere alabiliyorsunuz. 9 kere hakkınız bittiğinde 2 elmas. Her kullandıkça elmas da artıyor. Elmas vermenize gerek yok. Çünkü elmas çok önemli bir şey. İlerleyen seviyelerde savaşlar oluyor. En çok cumartesi, pazar ülkeler arası savaş oluyor ve gücünüz yetersizse ve karşı ülke sizden daha güçlüyse kendinize elmasla kalkan alın. Kalkan 3 günlük kalkan savaş 2 gün sürüyor ama siz garanti olun diye her gün her savaş olduğunda size mesaj bölümünde ülkenizin lideri size mesaj gönderiyor. Mesaj bölümüne mutlaka bakmayı unutmayın. Gönderiyor. Bu cumartesi pazar ülke savaşı var ya da kendi ülkemde savaşı serbest bıraktım diyor. Eğer savaş gücünüz yetersizse ya da kendiniz savaşmak istemiyorsanız hemen kalkan alın ki zarar görmeyin. Çünkü çok fazla zarar gördüğünüzde size 10 dakika bir saldırı oluyor. Ama o saldırının aldığı zararı bir haftada zor telafi ediyorsunuz. O yüzden kalkanı unutmayın. Burada kara borsa var. Kara borsaya tıklayınca ittifaka gönderiyor sizi. İttifak bölümünde bu kara borsayı yüksek tutun. Çünkü ittifaktan ya da başka birine kaynak gönderirken sizin gönderdiğiniz kaynağın masrafını azaltıyor. Siz 20K, 20 bin kaynak göndereceğinizde eğer bu düşük leverse 10 bini karşıya gidiyor. 10 bini masraf. Bunu ne kadar yükseltirsiniz masraf o kadar azalır. Burada komutan merkezi var. Bunu da ayrıntılı olarak nasıl yapıldığını başka bir videoda göstereceğim. Şu anda kısaca güç. Bakın burada basarak güçleri arttırıyor. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Bu da önemli sayılır. Bakın az önce söyledim pil. Her gün size burada ödül veriyor. Şöyle tıklayalım. Evet arkadaşlar kısa bir sorun oluştu. Tıkladıktan sonra size böyle bir şey geliyor. Tabii ilk başladığınızda maalesef bunu vermiyor. İlk 10 ya da 15 gün kesinlikle pil alamıyorsunuz. Daha sonra pili her 3 günde bir ya da 2 günde pil veriyor. Şu anda ben alınca 4. gün hediyesini alacağım. Ve 2 gün sonra tekrar bana 400 pil verecek.
Şöyle tıklayınca ödülü alıyorsunuz. Onun yanında bu şekilde bir helikopter var. Helikopteri mutlaka bu Finn zombi. Yani bunun olduğu bir bölümü. Bakın böyle. Bakın burada altta var. Bunu ben şöyle alayım, göndermiştim. Altta bu var. Buna gönderin. Çünkü bu iki şekilde. Bir elmasla alınıyor. Bir de bu şekilde toplanıyor. Bunu ne yapacağız derseniz, bununla zombi binasına lever basıyorsunuz. Şöyle gönderiyorum. Gidiyor. Daha sonra alt tarafta klonlama merkezi var. Bu klonlama merkezi ne işe yarıyor, ben daha çözemedim. Çözen varsa yorum olarak yazabilir. Burada asker fabrikası. Burada mayın üretiyorsunuz. Mayınınız ne kadar güçlü olur ve ne kadar çok olursa daha iyi. Bunu diğer videoda, komutanların olduğu videoda da göstereceğim. Çünkü bir tane yetenek var. Sizden hiçbir kaynak ya da hiçbir ücret almadan ücretsiz mayın üretiyor. O da çok iyi bir yetenek. Bakın burada mayınınız ne kadar yüksek olursa size saldıran kişi o kadar çok zarar alır. Onun yanında şu anda giremiyorum. Burası var. Buraya tıkladığınızda ekranı açılacak. İçinde eşyalar var. Elmasın istediği şeyler, elmasla alınacak şeyler hariç diğerler ihtiyaç oldukça alın. Çünkü gerekli şeyler verecek. Bir de bu var, sur. Savunma gücü. Savunma gücünü her girdiğinde kontrol edin. Çünkü bazen eksilme olabiliyor. Buradan basın. Ya da burada bak, görüyorsunuz ateş var. Böyle yanıyor. Bu tarafta. Mouse'un şu anda olduğu yerde. Basın 50 elmas diyecek. Mutlaka basın hemen. Ateşi söndürün. Çünkü ateşi söndürmezseniz bu böyle sıfıra ulaşınca sizi otomatikman ülkenin başka bir bölümüne, başka bir yerine atıyor. Eğer ittifaktaysanız geri gelmeniz, ücretsiz taşıma yoksa 2000 2500 elmas. 50 elmas nerede? 2500 elmas nerede? Yani bunu ateşleniyorsa mutlaka yapın. Bakın burada bölümler var. Burada kaynaklar nasıl dizilecek? Sonra sığınaklar, hastaneler. Bakın buraya geldiklerinde böyle zombiler olacak. Bu zombilere basın. Ücretsiz kaynak veriyor. Az olabilir ama yine de basın, çünkü arada elmas da veriyorlar. Bakın şöyle. Burayı, tabi buranın lever 15 olduğunuzda tamamen açılacak. Çünkü bazı yerler lever isteyecek ilk başladığınız zamanlar. Şöyle yapın. 5 tane petrol kuyusu kurun. Ondan sonra 5 tane çelik. 5 tane tarla. 5 tane alaşım. Bunlar yeter. Çünkü fazla doldurduğunuzda bunlara yer kalmayacak. Çünkü orijinal hesabınızda en önemli olanlar sığınaklar ve hastaneler. Bu kaynakları toplayarak ya da farmlardan çok rahat elde edebiliyorsunuz. Daha sonra sığınak 6 tane kurun. Bakın 6 tane sığınak kurun ve yükseltin. Bu sığınaklar sizin asker kapasitenizi arttırıyor. Hastane. Bakın hastane 5 tane burada. 3 tane burada. 8 tane. 8 tane kaynak hastane kurun. Hastaneyi burada garnizona basarak hastaneye en rahat hangi komutan daha çok yetenek verirse onu seçin. Hastane kapasitesi araştırma merkezinden de arttırabiliyorsunuz. Bakın şu anda benim 118 bin asker yaralı kapasitem var. Eğer askerleriniz çok güçlüyse ve ölmesini istemiyorsanız burayı mutlaka yükseltin. Çünkü buraya yaralı olarak geliyor. Daha sonra basarak onları tekrar canlandırabiliyorsunuz. Ama canlandırmak istemiyorum derseniz asker ileride asker binalarını yükselttikçe masraflar daha çok artıyor. Yani yaralı sıfırdan asker yapmaktansa yaralı asker canlandırmak daha iyi. Bakın burada ses sistemine benzer bir bölüm var. Buna da basın ve elde et. Bu bakın süre sayıyor. Bu süre bittikçe basabilirsiniz. Ücretsiz hediyeler veriyor. Şu anda başka ne var? Mesaj bölümü dedim burası. Bakın size demiştim etkinlikler bölümü. Etkinlik yaptığınızda etkinliklerin hediyesi buraya gelecek. Buradan bakarsın hangi etkinliği yaptıysanız
Buna girerek etkinliğin ödülünü alabiliyorsunuz. Burası sistem. Burada sizin ülkenizin kralı kimse o mesaj atıyor ve onun dediklerine yapıyorsunuz. Savaş var, kalkanalın demiyor ama savaş var diyor. Savaş serbest bıraktım diyor. Siz ona göre savaşırsanız almayın, savaşmazsanız kalkanalın. Bakın burada bunu unutmadan hapishane. Hapishaneyi de yüksek tutmaya çalışın. Çünkü size karşı taraftan biri saldırdığında bakın burada kontrol et. Karşı taraftan biri komutanla saldırdığında komutanını esir alabiliyorsunuz 3 gün boyunca. 3 gün boyunca kırbaç bölümü var. Ona basarak buradan kaynak alabiliyorsunuz. Bunu yüksek tutun çünkü komutan 3 gün elinizde olunca bir daha saldırmaya cesaret edemiyor. Bakın surun hemen yanında kuleler var. Kuleler de savunma için önemli. Ama alaşım namlusu istiyor. Alaşım namlusu da az önce gösterdiğim gibi günlük ödüllerden ya da elmasla alınıyor. Ben şu anda fazla yükseltemedim. Bir tanesi 15 level. Diğeri 14 level. 2 tane var kule. Bunlardan namlu geldikçe yükseltmeye çalışın. Bakın buraya girmeden önce başka ne kaldı? Eşyalar bölümü. Bakın siz şu anda bu 3 tane geldi. Bunları birleştirerek başka bir video çekebilirim. Bunlar söylediğim gibi komutan alınıyor. Süreli diyorlar ama ne kadar süreli o belli değil. O yüzden kullanmadım. Burada eşyan kaynak toplamaya gönderdiğinizde böyle bir hurda kutusu geliyor. Hurda kutusunu tıklayarak bu şekilde basarak eşyaları bedava ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bakın burada biletler var. Biletleri takas deyin. Bu biletlere mutlaka takas deyin. Takas diyerek 100 oluyor, %100 oluyor, %200 oluyor. Bunlar en güçlü kale etkinliği oluyor bazen. O en güçlü kale etkinliğinde çok işe yarıyor. O yüzden bunlar ne kadar yüksekse o kadar iyi. En güçlü kale etkinliği de kalede savaş gücü istiyor ve o etkinlik sadece ana bina için geçerli. Ana bina haricinde başka bir yerini, başka bir şey hızlandıracaksanız bileti kesinlikle kullanmayın. O sır bunlar var. Hemen anında 5K asker canlandırma. Bu var. Harika kale. Kullanalım. Bakın bunu kullandıktan sonra bu şekilde hediyeler veriyor. Bu sandıklar kaynak toplayarak ya da savaşlardan alabilirsiniz. Çip, şema. Bunlar birazdan göstereceğim. Füze üretmek için. O soru bakın. Bunlar rastgele taşıma. Bak dediğim bu gelişim taşıma. Eğer bu yoksa şehrinizi taşımak için 2500 elmas veriyorsunuz. Bunlar antik sandıklar. Bu sandıkları da açamadım çünkü anahtarlar sadece çölde oluyor. Ben çölde değilim. Bu firavun jetonu size göstermiştim. Burayı geliştirmek için topladığımda firavun jetonu da veriyor. Firavun jetonu da bunu komutan merkezini çektiğimde anlatacağım. Bakın elmaslar burada. Ben elması 15 level olduktan sonra öğrendim çok önemli olduğunu. O yüzden az elmasım var. Siz daha da biriktirin. Bunlar dayanıklılık. Yani buradaki gücünüz. Bu gücünüz zombilere saldırdıkça azalıyor. O yüzden bunları kullanarak tekrar yenileyebiliyorsunuz. Bakın burada başka komutan şeyleri var. Malzemeleri var. Bakın bunlar komutan tecrübeleri. Tıklayarak komutana tecrübe veriyorsunuz ve komutanın leveri tecrübeyi tamamladıktan sonra lever atlıyor. Daha sonra burada VIP'ler var. Ben 30 günlük VIP kullandığım için bunlar duruyor. Burada da VIP leverleri var. Böyle bastıktan sonra eksik gidiyor buraya VIP'e. VIP ben şu anda 9'um. VIP 10 olduğunda VIP almanıza gerek kalmıyor. Sınırsız VIP diyorlar ama emin değilim. 10 level olunca göreceğiz. Ondan sonra ilerleyince bakın burada subay kartları var. Bazen böyle kartlar geliyor. Basıyorsunuz ve subay kartları alıyorsunuz. Bakın burada benim şu anda biriktirdiğim. Evet bakın subay 1000'i geçti. Bu yüzden subayımı artı verebilirim. Bunu da bekleteceğim diğer videom için. Bunlar var. Saatlik saldırılar. Burada altta ne işe yaradıkları yazıyor.
Bunlar asker saldırı güçlerinizi arttırıyor. Kapasitenizi arttırıyor. Bu dediğim gibi taşlar. 1000 taş vererek kendinize 10 level kaynak açtırabiliyorsunuz. Bunlar kaynaklar. Kullanarak otomatik kaynak. Daha sonra bakın piller burada. Füzyonlar, bunlar da elbiselerle açıklayacağım. Daha sonra aşağı inelim. Bakın burada bunlar var. Ondan sonra kaynakları görüyorsunuz. Burada da hızlandırmalar var. Bu eşya bölümü bu kadar. Şimdi buraya girelim. Burası 20 leverden sonra 20 leverde açılıyor. O yüzden 20 levere kadar girmeyi hiç boşuna denemeyin. Girmeye izin vermiyor. Bakın burada burası füze merkezi. Daha kuramadım. Bakın burada çipler var. Her gün girin çipleri toplayın. Çünkü burada ne kurarsanız çip istiyor. Çip ve şema istiyor. O ikisinden istiyor sürekli. O ikisini 20 levere kadar ne kadar çok toplarsanız o kadar iyi. Şimdilik videom bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamından haberdar olmak için mutlaka abone olun. İyi günler.